Bu adamın ismi mi? Evet, onu tanıyor musunuz? Hayır. Bilmiyorum. Bilmiyorum, kusura bakma, bilmiyorum. Onu tanıyor musunuz? Hayır. Hayır. Daha önce hiç görmedim. Maalesef hayır, üzgünüm. I'm sorry. Bu kişiyi tanıyor musun? Hayır, hayır. Non plus. Non plus? Non, non plus. D'accord. Sosyalist ve muhafazakarların aksine Yeşiller Partisi, Avrupa Parlamentosu Komisyon Başkanlığı için iki aday belirledi. Genç Alman siyasetçi Ska Keller ve Fransız José Bové. Güney Fransa'daki seçim kampanyalarında onlara eşlik ettik ve temsil ettikleri Avrupa'nın durumunu görmek istedik. Franziska Ska Keller, Polonya sınırındaki bir Alman şehri olan Gubben'e bağlı Brandenburg kasabasında doğmuş. Fransız sendikacı José Bové, Bordeaux şehrindeki Talens şehrinde doğmuş. O çıkardığı sorunlar yüzünden Fransa'da çok meşhur biri. Çiftçi ve eylemci olan Bové, ilk olarak 1999 yılında Fransa'daki bir McDonald's dükkanını tahrip etmekle adını duyurdu. Kendisi diğer eylemcilerle birlikte Amerika'nın uyguladığı ticari kısıtlamaları ve Roquefort peynirlerine gelen %100'lük zamları protesto etti. Yaptıkları yüzünden yargılandı ve 2002 yılında tam 44 gün hapis yattı. José Bové'yi epeydir tanıyorum. Neredeyse 40 yıl oldu. O ne yaptığını çok iyi bilen biri. Yıllar yılı hep böyleydi. Ufku açık, ileriyi bizden daha iyi görüyor. İnsanları kendine inandırır ve onları yönetmesini çok iyi bilir. Bence o diğerleriyle hareket etmek isteyen iyi bir takım oyuncusu. José Bové gerçek bir dost. Onu tanıdığım için çok mutluyum. Çünkü 5 yıldır parlamentoda canla başla çalışıyor. Beraber iş yapıyoruz. O iyi bir strateji uzmanı. Önce kafasına bir şey koyuyor ve bununla ilgili bir plan yapıyor. Dedikleri lafta kalıyor olabilir ancak şimdi bazı şeylerin yapılması gerek. Söylemler icraate geçerse daha güçlü etkisi olur. Strateji üreten, fikirlerini öne süren siyasetçileri seviyorum. José benim adayım. Keller, Avrupa Komisyonu Başkanlık seçimindeki en genç ve tek kadın aday. Bence onlar mükemmel bir ikili. Ska çok genç ve siyasete dinamizm katıyor. Özgüveni yüksek ve kararlı biri. Yaşlı kurt José Bové ise daha çok tecrübeli bir savaşçı. Yeşillere oy veren birçok insan sağlıklı beslenmek istiyor. Zaten José de bunun için savaşıyor. Genetiği değiştirilmiş bitkileri sökmesi ve McDonald's'ı protesto etmesinden dolayı insanlar onu 20-30 sene öncesinden tanıyor. Ska çok genç ve tecrübeli biri. Şöyle düşünebilirsiniz. Bir insan hem genç hem de tecrübeli olabilir mi? Sanırım 13-14 yaşından beri siyasetin içinde olduğuna göre daha şimdiden 10-12 yıl kadar bir tecrübesi var. Bu da onu farklı kılıyor. Bir diğer önemli özelliği de etrafa pozitif enerji vermesi. Doğru bir karakteri var ve aynı zamanda da akıllı biri. Sosyalist ve diğer partilerin aksine Yeşiller grubu adaylarını meclis üyeleri değil, internet oylamasıyla seçmenler belirledi. José Bové'nin bilinirliğine bakıldığı zaman Ska Keller biraz geride kalıyor. Ancak genç seçmenler Avrupa siyaseti için şimdi uygun bir adaya sahipler. İki aday da şu andaki global sistemin adil olmadığı görüşünde. José Bové için en önemli gündem maddelerinden biri iklim değişikliği. Avrupa'nın bu durumu artık görmesini istiyor.
Bence mülteci hakları sorunu Avrupa Birliği'nin kalbine doğru gidiyor. Kurumlar seslerini duyuramayan ve korunma talep eden bu insanlara sadece askeri yardım sağlıyor. Avrupa Birliği mültecileri izole etme ve onları dışarıda tutmaya çalışma gibi boş bir siyaset izliyor. Fakat onlara koruma sözü verdik ve Cenova Anlaşması'nı imzaladık. Korunma talep eden bu insanlara yardım etmek zorundayız. Ve ister Avrupa içlerinde, ister sınırlar üzerine olsun somut bir şekilde bu işi yapmak zorundayız. Benim için en büyük sorunlardan biri iklim değişikliği. Avrupa düzeyinde bir yaklaşımla karbondioksit salınımını durdurarak enerji sevkiyatına bir çözüm bulmalıyız. Eğer buna çözüm bulamazsak Avrupa'da yaşayan insanların sonu gerçekten de dramatik olur. Bu duruma kesinlikle Avrupa düzeyinde Avrupalı cevaplar bulmalıyız. Bu ikili içinde Ska Keller konu hakkında biraz geride kalıyor. Çünkü Jose Bové çevre konusunda daha radikal. İki aday arasında bir denge olması gerekiyor. Peki Alman ve Fransızlar aynı vizyonu paylaşıyor mu? Aynı geçmişe sahip ülkeler değiliz. Ama bugün 30 yılı geride bırakan Alman ve Fransız yeşiller aynı görüşlere sahipler. Her iki millet de radikal düşünüyor ve harekete geçerken olaya daha çok faydacı yaklaşıyor. İki aday da başkanlık seçiminin final turuna kalamayacaklarını biliyor. Çünkü Yeşiller Partisi'nin Avrupa'nın zirvesindeki bu ünvan için yeterli şansı yok. Ancak her iki aday da bu seçim kampanyasına biraz yeşil renk katmak, çevre bilinci oluşturmak ve Avrupa'nın ileride nasıl bir yer olması gerektiğiyle ilgili görüşlerini anlatmak istiyor. Avrupa değerlerini ve temel vatandaşlık haklarını savunuyoruz. Demokrasi Avrupa düzeyinde olmalı ve ekonomik çözümler ve bütçe planlamasında Avrupalı bir siyaset izlenmeli. Aslında bugün tek bir çözüm yolu var. Federal Avrupa. Düşlediğim Avrupa hayalinde kimsenin kaybolmadığı, kendini yerde bulmadığı ve hep yardımlaşmanın olduğu bir tablo var. Bence bunun için mücadele etmeliyiz. Zaten sahip olduğumuz yardımlaşma bilincini korumaya çalışmalıyız. Fransa'nın güneyi Toulouse'da yürütülen seçim kampanyasında Avrupa'da biraz yeşil rengin olduğunu da görmüş olduk.